Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz gibi Riot yeni bir karakter çıkarıyor. Hiwei ve bu Riot'un şu ana kadar çıkarttığı karakterlerden biraz daha farklı. Tam 10 tane pasifiyle 11 tane farklı yeteneği var. Hızlıca bunların üzerinden geçeceğiz. Öncelikle pasiften başlayalım. Şöyle sizi kafamı karıştırmadan. Pasif eğer bir düşmana iki farklı yetenekle hasar verirsek eğer burada yaptığım gibi düşman etrafında küçük bir alan oluşuyor ve bu alanda bir patlama oluşuyor. Brand pasifi gibi. Q'su şimdi yeteneklerine gelelim. Yetenekleri arkadaşlar 3 farklı yeteneği var. Bu yeteneklerin herhangi birine bastığımız zaman yeni 3 yetenek geliyor karşı. Ve bu yeteneklerin her biri sanki bir kapı gibi çalışıyor. Yani ben Q'yu atıp Q'ya bir yetenek attığım zaman Q'dan başka hiçbir yeteneği kullanamıyorum aslında. Bunu attım. Q şu anda bekleme süresinde W'yu kullanabiliyorum. W'dan bir yetenek kullandım. W bekleme süresine giriyor. E'den bir yetenek kullanıyorum. E bekleme süresinde. Şimdi bakalım neymiş bu yetenekler. Q'nun Q'su aynı karma Q'su gibi arkadaşlar. Fırlatıyoruz ve bir patlama oluşturuyor. Q'nun W'su çok uzun menzile sahip. Tekrar göstereyim, pardon. Çok uzun menzile sahip ve izole hedeflere eksik cana göre fazla vuruyor. Veya CC yemiş hedeflere. Bir yani bitiriş, son vuruş olarak kullanılıyor. Q'nun E'si de şu şekilde bir alan açıyor. Aynı Rumble ultisi gibi yavaşlatma atıyor ve üzerinde bekledikçe hasar vuruyor. W'nun W'su bir alan açıyor. Alandaki herkese önce bir kalkan verip sonra içinde durdukça alınan kalkanı arttırıyor. W'nun Q'su yine bir alan açıyor yere. Ve bu alanda hızlı bir şekilde koşuyoruz. Az önceki W'nun W'suydu kalkan alanı. Bir de W'nun E'si var. Kendinize 3 tane boncuk veriyorsunuz. Aynı Nami boncuğu gibi ama bunlar yavaşlatma atmıyor. Karşılığında manamız yeniliyor. Ve manamızı gerçekten az yenilemiyorlar. Şu an şu şekilde bir manamı biraz harcayayım. Burada aldığım zaman, vurduğum zaman gördüğünüz gibi manamı hatırı sayılır bir seviyede dolduruyorum. E'ye gelirsek de E'nin Q'su bu şekilde bir surat atıp fear atıyor. E'nin W'su görmediğimiz bir yere görüş atıyor. Ve bu görüş yuvarlağı orada gördüğü bir düşman varsa o düşmana doğru bir şey fırlatıyor ve o düşmanı yerine sabitliyor. E'nin E'si de şu şekilde bir alan oluşturuyor ve aslında set E'si gibi çalışıyor. Milleti içine doğru çekiyor. Bir de ultiniz var. Ultiyi attık. İlk hedefi çarptı. Yavaş yavaş büyüyor ve sonrasında bum diye patlayıp burst hasar atıyor. Q'yu daha çok hasar odaklı, bekleme süresi kısa olan yetenek seti olarak düşünebiliriz. W'yu destek odaklı, uzun bekleme süresine sahip bir yetenek kitabı olarak düşünebiliriz. E'yi de kitle kontrol üzerine bir yetenek seti olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bence bayağı keyifli bir karakter. Çok fazla potansiyeli var. Çok fazla oynanma yolu var. Herkese iyi eğlenceler.